44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Yeni bir ekipman ve inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün kutu açılımı yapacağız. Arkadaşlar uzun süredir sipariş verdiğim ve Covid-19'dan dolayı bir hayli siparişi geciken yeni kaskımın kutu açılımını gerçekleştireceğiz bugün. Kendisi yaklaşık 2,5 aydır yollarda, bir top ülke gezdi bana gelene kadar. Yani benden daha çok ülke gördü bu kask. Sonunda geldi. Paketimi pek yani istediğim gibi de ben bir kutu içerisinde bekliyorum ama bildiğiniz bir kargo poşetinin içerisinde koyup göndermişler. İçerisinde şişme pedler var. Bunlar korumuştur yine ama ürün umarım hasar görmemiştir çünkü kaskı çok beğenmiştim. Kaskımdan memnunum aslında. LSKF352 gayet isteklerimi karşılıyor. Emektar kaskım benim. Bunu çok seviyorum ama yeni motor, yeni ekipman ve yeni bir de kask istedim. Çünkü sürekli aynı kaskı takmak istemiyorum. Bundan kaynaklı olarak arkadaşlar yeni bir kask siparişi verdim. Hadi gelin birlikte açalım. Bizim emektar burada dursun. Evet arkadaşlar. Şimdi hepinizin ısrarla video beklediğini biliyorum ama size çok güzel bir haberim var arkadaşlar. Bugün pazartesi ve çarşamba günü öğlen sınava giriyorum. Allah'ın izniyle ve sizin de dualarınızla arkadaşlar ehliyetimi alıyorum. Çarşamba günü ve en kısa süre içerisinde de motorumu alacağım. Yani bu ayın sonuna kadar motorumu almış olacağım, yollarda olacağım ve videolar gelecek. Haydi bismillahirrahmanirrahim, açalım. Kutu açmayı pek başaramam, o yüzden genelde yırtarım. Yani öyle özenli bir kutu açılışı beklemedim arkadaşlar benden. Bu arada arkadaşlar aklımdayken söyleyeyim. Ahmet kardeşim yani Okyanus Motovlog askere gidiyor. İnşallah tez zamanda gider ve tez zamanda da döner. Şimdiden hayırlı tezkereler diliyorum ona da. Dediğim gibi şöyle bırakalım. Böyle koymuşlar. Çatır çutur ses geliyor, bu kasktan mı geliyor, naylondan mı geliyor? Evet, güzel FF352 gibi çantası da var. Ya açılmamak için mi yapıyorsunuz? Açamayayım diye mi yapıyorsunuz? İnşallah siyah bir dördür. Çünkü siyah bir dört sipariş etmiştim. Evet. Evet arkadaşlar. Emektarımız kıskanmasın ama yeni kaskımız da bu. Argo'nun 2019 için ürettiği kask. Evet. Çıkaralım. Çok güzel paketlemişler. Sağ olsun bizim İngilizler. Yani paketleme kutu olsa daha güzel olurdu ama pedlerin içerisine koymalarına rağmen gayet güzel paketlemişler. Bakın arkadaşlar, kaskımız bu. Siyah üzeriyle birlikte. Dediğim gibi FF352'yi seviyorum. Yaklaşık 2 yıldır da bu kaskı kullanıyorum zaten ama bunda benim bir önceki, hatta ilk videolarımda ben bununla ilgili bir video açmıştım. Bunun üzerinde sıkıntı vardı arkadaşlar. Açılmasında sıkıntı yaşıyorum. Açarken özellikle çok sert ve aşırı derecede ses çıkarıyor. Ve sürekli buğulanıyor arkadaşlar. Yani özellikle ben kapalı havalarda, hani ilk sonbahar ve kış aylarında olsun, ne yaptıysam buğulanma sorununu çözemedim. Kapattığım zaman buğulanıyor, hiçbir şey göremiyorum neredeyse. Bu sorunu bir türlü çözemedim ama kaskı çok seviyorum. Buna kaynak olarak bunu sipariş verdim. Ben bunu zaten gidip mağazada da incelemiştim ama mağazada çok yüksek fiyatlardaydı. Çok uygun bir fiyata aldım. Hatta inanmayacaksınız arkadaşlar,
bu kaskı bedavaya aldım. Şimdi nasıl bedavaya aldım diyeceksiniz. Bunun piyasadaki satış fiyatı 450 frank, yani yaklaşık bir 3000 lira kadar. Ama ben Wish uygulamasından sipariş ettim arkadaşlar. Toplamda 190 franka sipariş ettim. Ancak kask dediğim gibi Covid-19'dan dolayı siparişi çok gecikti. Gelmesi gereken tarihin üzerinden bir ay geçti ve ben de bunu mail olarak ilettim. Sağ olsun Wish destek asistanları benim paramı geri iade ettiler. Kask gelirse sizde kalabilirdiler. Çünkü Wish'in böyle bir prensibi var arkadaşlar. Siz örnek veriyorum, ürünü aldınız. Beğenmemiş olabilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. İstediğiniz gibi çıkmayabilir, yanlış göndermiş olabilirler. Ürün sizde kalıyor, paranızı tekrardan iade ediyorlar. Böyle güzel. Dediğim gibi bunun kaskının açılmasında pek bir sıkıntı yok ve çok da fazla ses çıkarmıyor. Çünkü ben videolarda vizörü açarken aşırı derecede ses geliyor. Bu da sizler açısından düşündüğüm için bir gürültü kirliliği oluyordu. Bu kask şu an gayet güzel. Tabii bu kaskın bir eksiği var arkadaşlar. Hemen o eksiğini de giderelim birlikte şu anda. Evet arkadaşlar, stikerleri yapıştırdık. Bir tane yine aynı yerde bizim emektarla aynı yerde bir tane de arkadaşlar. Sizlerin de çok beğeneceğini düşünüyorum çünkü ben aklımda tasarlarken çok beğenmiştim. Tam arkaya bir tane Türk bayrağı. Kask gerçekten çok hoşuma gitti. Stikerler almaya gittiğim zaman denedim ve aynada gayet güzel oldu ve hiç bu yapmıyor arkadaşlar. Bu güzel bir olay benim için. Evet arkadaşlar, kask gayet güzel, gayet hoşuma gitti. İçi rahat, rahatlıkla nefes alabiliyorum. FF352'de nefes alış verişimi hissedebiliyordum, duyabiliyordum. Bu mikrofonlar çok, mikrofonda da çok fazlasıyla duyuluyordu ve vizörü kapattığım takdirde bu yapmaya başlıyordu. Şu an öyle bir sıkıntı yok. Özellikle cama doğru nefesimi veriyorum ve herhangi bir şekilde bu olmuyor. Bu çok hoşuma gitti. Benim en büyük tedirginliğim benim buydu. Acaba bu kalsa da bu sorun olacak mı diye. Çünkü ben FF352'de çok sıkıntı çektim. Yalnız bunda böyle bir sıkıntı şimdilik yaşamıyorum. Umarım yaşamam da. Sabırsızlıkla bekliyorum bu kaskı takacağım ve yollara çıkacağım gün arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar, bu kaskı bedavaya aldım. Yaklaşık 3000 lira değerinde bir kask. Wish'ten sizler de sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de de ekipman fiyatları oldukça yüksek. İnsanların alım gücünü düşünürsek, herkesin almak istediği ama o kadar miktar ödeyemediği ekipmanlar bunlar. Dediğim gibi ben ürünlerimin çoğunu Wish'ten aldım. Alpine Star'ın eldivenleri olsun. Bu eldivenler de Türkiye'de bir hayli pahalı. Bir önceki videomda zaten bunların tanıtımını yapmıştım ama şimdi yine güncel olarak video bittikten sonra ben videoyu montajlarken her ekipmanın yanına Türkiye'deki güncel fiyatını ve Wish'teki fiyatını da koyabilirim arkadaşlar. Sizler de sipariş verebilirsiniz. Wish'ten sipariş vermek çok kolay. Şu anda Covid-19'dan dolayı biraz gecikmeli olarak geliyor ama en azından ürünleriniz elinize geliyor. Kalkıp 3000 lira bir ekipmana vermek dese 200-300 lira gibi miktarlarla ekipman alabilirsiniz. Yine dediğim gibi Alpine Star'ın çantası, bu çantayı özellikle istemiştim çünkü dışı çok sert ve içinde de birçok kullanabileceğiniz göz mevcutlarını sadece koruma olarak düşünmeyin. İçerisine koyduğunuz malzemeler de korunacaktır sırtınızla birlikte. Bunu da yine Wish'ten satın aldım. Bunları da çok uygun aldım arkadaşlar. Şu anda hatırlamıyorum. Videoyu izlerseniz, bir önceki videoyu ben yine videonun bitiş ekranlarına koyacağım. O videoyu da ekipman inceleme videosunu. Oradan da bakabilirsiniz. Ve arkadaşlar, Speedy'nin motor botları. Ya, ekipmanlar zaten oldukça pahalı ülkemizde, Türkiye'de. Ben bunu da bedavaya aldım arkadaşlar. Bunu sipariş vermiştim 100 frank gibi bir paraya. Ve
Ben 44 numara istemiştim. Ayağım biraz büyüktür bu arada. Ama 43 numara gönderdiler. Tesadüfen giyindim ve ayağıma oldu. Ama 43 numara gönderdiklerini belirttiğimde bana yine paramı iade ettiler ve ürün bende kaldı. Yani bu ve bu bedavaya geldi. Yani isteseniz bunlar da bedavaya girebilir. Yani kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hani bunu bir Wish'in açığı olarak söylemiyorum ama bu Wish'in çalışma prensibinden kaynaklı. Yani siz bu ürünleri beğenmeseniz bile, beğenip de beğenmedim deseniz bile onlar kesinlikle bunu sorgulamıyorlar. Bu kadar sağlam bir şirket ve hemen paranızı iade ediyorlar. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Uzun zamandır sizlerle video paylaşamıyorum. Dediğim gibi malum motorum olmadığı için ama çok kısa bir zaman kaldı. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi ve o değerli yorumlarınızı yorum kısmına bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videomu izleyip kanalıma abone olmayan insanlar da varsa, siz yoksanız unutmayın, her zaman bir kişi eksiğiz. Lütfen abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, yollarda görüşmek dileğiyle, 44 Motovlog'dan herkese selam olsun. Hoşçakalın.